Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir paylaşımla geldim. Konusu ise göğüs büyütme, yani meme büyütme. Nasıl yapabilirsiniz, neler yapmanız gerekiyor, sebepleri nelerdir? Bununla ilgili küçük küçük paylaşımlar yapacağım, fikirler sunacağım. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Evimin Lezzetleri yemek kanalıma da bakar, bana orada da abone olup sevdiklerinize paylaşırsanız çok mutlu olurum. Öncelikle memelerin küçük kalmasının sebepleri nelerdir? Onunla başlamak istiyorum. Videomu sonuna kadar dinleyin. Daha sonra neler yapmanız gerektiğinizi bilin ve öğrenin. Sevdiklerinizle, ihtiyacı olanlarla paylaşın. Öncelikle ergenlik döneminde östrojen ve progesteron hormonunun eksik salgılanmasından kaynaklı olan bir göğsün küçük kalma sebebi vardır. Bir de genetik olarak göğüslerin küçük kalma sebebi vardır. Yani halanızda, teyzenizde, en önemlisi annenizde göğüslerinde küçüklük varsa bu da tabii ki kızına da geçer. Bunun pek bir çaresi yoktur. Fakat aile içerisinde yoksa, sizde varsa, o zaman sizin vücudunuzla ilgili bir problemdir ve bunu çözmek de çok kolaydır. Kaç yaşında olursanız olun, 2-3 ay boyunca söylediklerimi yaparsanız göğüsleriniz daha dolgun ve büyük, daha dik bir şekilde olacağını göreceksiniz. Öncelikle şöyle nane yağından bahsetmek istiyorum. Nane yağı östrojen ve progesteron hormonunu kadın bünyesinde salgılatan, çok iyi salgılatan bir yağdır. Siz bunu günde şöyle gün içerisinde 10 damla bir bardak suyun içerisine koyarak bunu karıştırarak içebilirsiniz. Bu şekilde saymadım ama 10 damla olacak. Bu şekilde göğüslerinizi büyütmüş olacaksınız. Bunu 2-3 ay boyunca düzenli olarak her gün 10 damla olarak içersiniz. Östrojen ve progesteron hormonunuz salgılanacaktır ve göğüsleriniz daha dolgun ve büyük gözükecektir. Bu şekilde, doğal bir şekilde büyütmüş olacaksınız. Bununla birlikte her gün aç karnınla bir tutamda nane, taze nane yiyebilirsiniz. Bu şekilde de desteklemiş olacaksınız. Şimdi de dıştan gelen, dışta yapacağınız masajla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Taze nane yerine çemen otu da yiyebilirsiniz. Bulabilirseniz çemen otu da inanılmaz progesteron ve östrojen hormonunu salgılatan harika bir ottur. Onu da günde bir tutam alarak salatalarınızda veya sade olarak tüketebilirsiniz. Bu şekilde de hem göğüsleriniz büyüyecek hem de dolgunlaşıp daha da dikleşecek. Dıştan yapmanız gereken şey de bunlardan sonra, yani aynı anda başlayarak dıştan yapabileceğiniz masaj ise göğüs masajlarını yapabilirsiniz. Göğsünüzün şöyle gün içerisinde 10 damla kadar buğday yağı, buğday tohumu yağını alın, avucunuzda 10 damla kadar şöyle ısıtın. Daha sonra memelerinizde şöyle İçe doğru masaj yapın. Toplam yarım saat kadar, fazla hırpalamadan kendinizi yumuşak hareketlerle, dairesel hareketlerle buğday tohumu yağıyla da masaj yaptığınız zaman 2-3 ayın sonunda muhteşem sonuçlar alacaksınız. Mutlaka geri bildirimlerinizi bizimle paylaşın. Buraya kadar seyrettiyseniz kanalıma yorumlar kısmına küçük de olsa bir kalp veya bir yorum bırakabilirsiniz. Like butonuna da basabilirsiniz. Bundan sonra bu tür videolar daha sık gelecek. Ben sizler için araştırıyorum ve böyle sesli bir şekilde çekiyorum. Siz de sırtınızı yaslayın ve beni dinlemeye devam edin. Bu şekilde bugün de videomun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.